Merhaba. ATP 2011 finallerinde bu sefer katılacak olan 5. oyuncu olan David Ferrer ile karşınızdayız. İspanyol David Ferrer önceki senelerde olduğu gibi yine genele baktığımızda iyi bir performans gösterdi ama kazandığı turnuva sayısına baktığımızda 2 olarak görüyoruz bunu ki bu 2 turnuvayı da sezonun başında kazandı. En başta bir sert kort turnuvasında Auckland'da kazandığı turnuvayla başladı sezona iyi bir şekilde. O da Federer gibi devamını getiremedi. Auckland sonrası Avustralya Açık'ta bir yarı final gördü. Yarı finalde Murray'e kaybetti 3-1. Avustralya Açık sonrası Acapulco'da, toprak kortta bir turnuva kazandıktan sonra durdu diyebiliriz Ferrer. Yani daha doğrusu durdu demesek de durduruldu diyebiliriz. Çünkü toprak kortta Monte Carlo'da olsun, daha sonrasında Barcelona'da olsun finalde karşısında hep Rafael Nadal çıktı. Ki Rafael Nadal toprak kortta bu sezon en kötü sezonlarından biri olmasına rağmen gördüğünüz gibi geçit vermedi David Ferrer'e veya diğer toprak kort oyuncularına. Sonrasında ise Fransa Açık'ta gerçekten şaşırttı beni Ferrer. 4. turda elendi. Ki ben en kötü bir yarı final görmesini bekliyorum. 4. turda Fransız Monfils'e elendi. 3-2 ve son sette 8-6'ydı. Daha sonra ise toprak kortta yaşadığı bu hüsranlardan sonra Ferrer Wimbledon'da yine 4. turda Songa'ya karşı kaybetti. Ki Songa gerçekten o turnuvada iyi oynadı. Daha sonra 4. tur sonrasında çeyrek finalde de Federer'i elemişti hatırlayacaksınız. Ondan da biraz bahsetmiştim önceki videolarda. Daha sonra da Amerika Açık'ta yine 4. turda takıldı. Yani gördüğünüz gibi son 3 Grand Slam'de, sezonun son 3 Grand Slam'de 4. turdan ötesini göremedi Ferrer. Ki bu onun gibi son en az 5-6 senedir ilk 10'da oynayan bir oyuncu için iyi bir durum değil. Ama yine de genele baktığımızda Ferrer bu sene başarılıydı. Son haftalarda da kapalı salon turnuvalarında, salon sert kort turnuvalarında Valencia'da olsun, son hafta Paris'te olsun yani iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Yine de Valencia'da özellikle bir toprak kort oyuncusu olan, sert kortta çok iddiası bulunmayan Monaco'ya yarı finalde elenişi büyük bir sürprizdi. Ferrer'e yakışmadı yani bu. Ama yine de bu sezon sonu turnuvasındaki hava bambaşka olacak tabii ki. Ferrer de bunu biliyor. Tabii Ferrer'in katılacağı grup da önemli. Turnuvaya başlayacağı grup da önemli. Ama yarı finale çıkacak 4 oyuncudan biri olma ihtimali çok yüksek Ferrer'in. Çünkü sert kortta artık eskisi kadar zayıf değil. Klasik İspanyol tenisçi. O toprak kortta oynayan sadece klasik İspanyol tenisçi kalıbından çıkmayı başardı Ferrer. Ve bundan dolayı bu turnuvada yarı finali görebilecek oyunculardan biri olmasını bekliyorum. Ama tabii ki şampiyonluk için iddialı olabilecek bir isim değil hala sert kortta. Önümüzdeki günlerde yine Ferrer'in maçlarıyla karşınızda olacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler.